Sayın Mehmet Soydan ve değerli eşleri Nigin Soydan Hanımefendi sahneye davet ediyoruz. Hastalık ezelden, ayrılma güzelden, yardımcı ezelden. Teşekkür ediyorum. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili hanımlar, beyefendiler, gençler, değerli dostlar, değerli hemşehrilerim, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar değerli dostlar, siyasette hizmet etmek için yeni bir dönem, yeni bir süreç başlıyor. Ben şimdi sizlere sormak istiyorum. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Evet, biz halkın içinde bir milletvekili olarak kalmıştık. Evet, biz halka hizmet, hakka hizmettir noktasında kalmıştık. Sen kendine, gün senindir yine, dönüp tarihine. Sizlerin sevgisini, sizlerin desteğini, kamuoyunun desteğini 2007'de, 2009'da görerek Sayın Başbakanımızın yıllar önce söylediği bu şarkı burada bitmez sözünü söylemiştik. Sizlerin desteği devam ettikçe, sizlerin güveni devam ettikçe, benim heyecanım, benim sevgim, benim sevdam devam ettikçe, ben yine bugün tekrar ediyorum, bu şarkı burada bitmez. Bitmez. Ben onun için yine buradayım, yine sizlerleyim ve evet, önce Allah'a güvenerek, sonra sizlerin desteğine, sizlerin sevgisine güvenerek yine sizlerleyim ve bu yarışta, bu mücadelede ben de varım diyorum, ben de varım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün teşekkür ediyorum. Bugün bu yola yeniden çıkarken burada yan gelip yatmak için değil, Sayın Başbakanımızın her zaman ifade ettikleri gibi sizlere hizmetkarlık yapmak için yola çıkmak istiyoruz. Thank you.
Değerli arkadaşlar, biz bu işi yaptık. Bu işin külfetini de, bedelini de ne olduğunu biliyoruz. Biz yeniden bu yola, macera için değil, koltuklardan değer almak için de değil, koltuklara değer katmak için çıkmak istiyoruz. Biz bu yola yeniden dualar almak için, gönüller almak için yeniden çıkıyoruz. Biz bu yola, bu sevdaya baş koyduk, çekilmeyiz. Gel kayadan ne getirir aşkımız. Peki değerli arkadaşlar, şimdi ne olur? Biz diyoruz ki yine yeniden yola çıkıyoruz diyoruz. AK Parti'deki hizmet zincirinin bir halkası olmak için yola çıkıyoruz. Ve diyoruz ki gayret bizden, takdir Allah'tandır. Değerli arkadaşlar, burada aday aday arkadaşlarımız da var. Bu yolculuğa çıkan çok değerli arkadaşlarımız da var. Ben buradan onlara da başarılar diliyorum. Değerli dostlar, sizlere birkaç şey de Mevlana'dan söylemek istiyorum. Mevlana'nın çok güzel sözleri var. Hepimize ulaşan, hepimizin bildiği sözleri var. Ve ben ondan bir kısım sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. O diyor ki, sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Sohbete söze gel, ikbalın duvarları. Değerli arkadaşlar, bunları olmak kolay mı? Hepimiz için rehber alınacak sözler bu sözler. Ama olmaya çalışmak da güzel. Ama ben sizlere şunu söyleyebilirim ki, olduğum gibi görünmeye, göründüğüm gibi olmaya çok dikkat ettim, çok titizlik gösterdim. Çünkü şunu biliyorum ki, dünya gelip geçici, her şey fani, koltuklar, mevkiler, makamlar hepsi gelip geçici. Mal da yalan, mülk de yalan. İşte geldik, işte gidiyoruz. Şu gök kubbede hoş bir sada bırakmak, gönüllerde bir yer tutmak, yaptığınız işin hakkını vermek. İşte biz size şunu diyebiliriz. Biz bu yola çıkarsak, bu işin, bu görevin hakkını vermeye çalışırız. Adam gibi dimdik durarak. Bu işin bedelini ödemek neyse, onu ödemek için de var gücümüzle çalışırız. Bu bedeli ödemekten de hiçbir zaman çekinmeyiz. Bölgemize İnşallah, inşallah. Değerli arkadaşlar, biz bölgemize, ilimize hizmet mücadelesi vererek yaparız bu görevi. Tecrübemiz var, birikimimiz var, enerjimiz var. Yani helvayı yapmayı biliyoruz. Onun için bu yola çıktım, onun için buradayım, onun için birlikteyiz. Yolumuz haktır. Nerede? Biz oradayız. Nerede? Nerede? Biz oradayız.
arkadaşlar, şimdi zaman zaman burada bazı sözler duyuyorsunuz. Şimdi ne diyorlar? Soydan tamam, bu işi biliyor, bu işi yapıyor. Mücadeleci, yapılacak bir işin peşini bırakmaz. Gece gündüz çalışır. Parlamento çalışmıyorsa, meclis çalışmıyorsa halkın içinde olur. Halk da istiyor. Her şey iyi, tamam. Değil mi? Böyle diyorlar. Sonra ne diyorlar? Ama diyorlar ki Soydan'ı aday yapmazlar diyorlar. Niye? İşte diyorlar. Yukarıdan Soydan'ı istemezler. Niye? Soydan'ın bir yanlışı, bir eksiği mi var? Onlarda cevap yok. Peki ben soruyorum. Soydan çok çalışır. Sen az mı çalışacaksın? Bunu cevapla. Sen koltukta sadece oturacak mısın? Bunu cevapla. Bakın, bu lafları söyleyenlere, bu basit siyaseti yapanlara diyorum ki, buradan sesleniyorum. Hadi oradan! Hadi oradan sen de! Hadi oradan sen de! Yolumuz aktır bizim, acınacak yaramız yok. Yüzümüz aktır bizim, sevdayla kenetlenip kuşatalım var ya. Değerli arkadaşlar, tabi siyasette bu işi dimdik yapmak lazım. İki ay kadar önce Devlet Bakanı Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç buradaydı. Dörtyol'daki İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Bu seçimleri hatırlattı. Dedi ki, tabii ki hizmet için yola çıkacak arkadaşlarımız olacak, adaylarımız olacak. Biz de dedi, siyaset hizmet için yapılır. Hizmette yarış için yapılır. Hizmette rekabet için yapılır. Çelme takmak, çamur atmak için değil. AK Parti'nin siyaseti böyle. Böyle olmalı. Herkes de bunun arkasında durmalı. Değil mi? Değerli arkadaşlar, AK Parti yeniden iktidara yürüyor. Bunu bütün yapılan araştırmalar, anketler hepsi gösteriyor. AK Parti %50 oyu zorluyor. İnşallah %50'yi aşacak gibi gözüküyor. AK Parti'nin lideri, Türkiye'nin lideri, dünya lideri Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletimiz büyük desteğini ve güvenini veriyor. AK Parti'nin şansı bu. Lideri sağlam, adam gibi Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sizler aracılığıyla saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, biz biliyoruz bu 2001 yılından onun için bu kervana katıldık. Sayın Başbakanımıza güvendiğimiz için, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönüllerde yer ettiğini bildiğimiz için ta 2001'de bu yola çıktık. 2001'de biz kamu görevi yapıyorduk. Kamu görevini bıraktık. Ya çok söyleyenler oldu. Ya siyasette ilçe başkanı olmak için kamu görevi bırakılır mı? Ama biz gönülden inanmıştık. Yalandan değil, yürekten inanmıştık. Öylesine değil, rüzgar geldi diye değil. O günün yıllarında, o günün zamanında bir bedel ödenecekse bu bedeli birlikte ödeyebilmek için yola çıktık. Çünkü biz milletimize güvendik, milletimize güveniyorduk. Bir takım senaryolar o zaman da vardı, hatırlarsınız. AK Parti oy alır ama iktidara gelemez derlerdi. Ama Allah'a şükür o günler, o yıllar çok gerilerde kaldı. AK Parti'nin hizmetlerini burada tek tek sayacak değilim. Onları zaten hepiniz biliyorsunuz. Biz de yapılan, yapılacak hizmetlerde. İşte bu zincirin bir halkası, bu işin ucundan, bir yerinden tutmaya talibiz. Yoksa Sayın Başbakanımızın gönüllerde yer tuttuğunu dünya alem biliyor.
değerli arkadaşlar, Hatay milletvekillerimiz de ellerinden gelen çalışmaları yaptılar. 4 yıldır herkes mücadelesini yaptı. Hatay milletvekillerimiz de bu noktada çalıştılar. Ama özellikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Adalet eski bakanımız Sayın Sadullah Ergin de bakanlıktaki çalışmalarıyla sadece Hatay için değil, Türkiye için çok ciddi çalışmalara, değişikliklere, hizmetlere imza attı. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, biraz da muhalefetten bahsedeyim mi? Belki de şimdi hiç gerek yok. Niye? Çünkü onlar derslerine iyi çalışmıyorlar. Yeni projeler yok onlarda. Ne yapıyorlar? Yeni projeler diye AK Parti'yi taklit etmeye çalışıyorlar. Olsun, etsinler. Çünkü Orta Doğu'da, dünyada AK Parti'yi inceliyor, araştırıyorlar, örnek almaya çalışıyorlar. Ama bizdekiler örnek de almıyorlar. Bir yandan nasıl saldıracaklarını bilmiyorlar ama bir yandan da taklit yapıyorlar. Biz isterdik ki kendiler de incelesinler, araştırsınlar. Ama bunu yapmıyorlar. Ya ne yapıyorlar? Taklit etmeye çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki aslı varken taklitlerden sakınınız, sakınınız. Hele bize gel, gel sohbeten söze gel. Yıkalım duvarları, aksın arada rende. Sizler burada çoktandır bekliyorsunuz. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Bir yolculuğa çıkmak istiyoruz. Allah nasip ederse daha çok konuşacağız. Çok dertleşeceğiz. İskenderun'a, Hatay'a neler yapacağımızı da bandır bandır meydanlarda konuşacağız. Biz biliyorsunuz projelerden konuşmuyoruz. Biz görev sırasında icraatları hayata nasıl geçirilir, bunu İskenderunlar'da, Hataylılar'da gayet iyi biliyor. Ben sizlere son olarak şunları söylemek istiyorum. Önemli olan sizlersiniz. Önemli olan sizlerin yüzünü güldürebilmek. Önemli olan sizleri mutlu etmek, mutlu görmek. Önemli olan İskenderun. Önemli olan Hatay. Önemli olan Türkiye. Ve Türk milleti. Hangi kökenden olursa olsun bu ülkedeki 72 milyon sizlersiniz. Önemli olan ülkemde tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet ve beraberliği içinde birlikte yaşamak, birlikte gülmek. Önemli olan insanca yaşamak, özgürce yaşamak, adam gibi yaşamak. Hepimizin adam gibi yaşamaya hakkı var. Hepinizin. Değerli dostlar, bugün bu duygularla, bu düşüncelerle biz de diyoruz ki durmak yok, yola devam. Her şey bu milletin için, her şey Türkiye için. Her şey bu milletin için, her şey Türkiye. Yüreğinizdeki sevgiler hiç tükenmesin. Sevgi öyle bir şey ki sevgi sevmekle tükenmez. Onun için yaradılanı sevdik, yaradandan dolayı. Bugün buraya geldiniz, bu heyecanı, bu coşkuyu birlikte yaşama imkanı verdiniz.
Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. İnşallah İnşallah bu memlekete İskenderun'dan Erzin'e, Yayladağ'ına, Samandağ'dan Hasa'ya, tüm Hataylılara hizmet edebilecek olan kimse Allah ona nasip etsin. Biz AK Parti'den, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden adalet bekliyoruz, adalet istiyoruz. Rabbim kime hayırlıysa bu görevi ona nasip etsin. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Allah hepinizin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun, var olun.